Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 8.sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soru bu cümledeki meyvesi bol bir yazarlık kariyeri sözüyle anlatılmak istenen aşıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. İçimde iki kişi Sam Shepard'ın bugüne yazdığı bütün metinlerin ucuna eklenen meyvesi bol bir yazarlık kariyerinin vardığı nihai noktada anlam kazanan bir son kitap olarak karşımıza çıkmaktaymış. Arkadaşlar bir ağacın ürünü nedir? Vermiş olduğu meyveleridir. Bakın buradan bahsediyor. Aynı zamanda bir yazarın ürünü nedir? Yazmış olduğu eserleri. Fakat Sam Shepard ne yapmış? Birden fazla eser vermiş. Yani çok sayıda eser vermiş. Biz buradan bunu anlıyoruz. Seçeneklere baktığımızda çok çeşitli konularda yapıtlar kaleme aldı. Bakın çok çeşitli konular demiyor arkadaşlar. Çok sayıda diyor. O yüzden A seçeneği demiş oluruz? Birbirinden farklı anlatım yolları denediği buna değinmemiş. Bunu da ederiz. Yazarlığı meslek olarak edindiği buna da değinmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Çok sayıda ürün verdiği demiş. Evet arkadaşlar bizim açıklamamıza da uygun. Sanatçı bundan bahsediyor. Çok sayıda ürün verdiğinden bahsediyor. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümlede bir durumun yol açtığı sonuçlardan söz edilmiştir diyor. Bakalım. Davranışların sahip olmak ilkesine göre ayarlandığı durumda kişinin dünyaya karşı tavrı sahip olmak, elde etmek, hükmetmek biçiminde belirir demiş. Arkadaşlar bu altı çizili yerler nedir? Yol açtığı sonuçları gösterir. O yüzden bir doğrudur, biri elemiş oluruz. İkinci cümlede aç gözlü olma anlamı vardır diyor. Bakalım böyle bir ilişkide insan kendisine dahil olmak üzere her şeyi kendine mal etmek, kendinin kılmak ve mülkiyeti altına almak ister ifadelerinden de kişinin aç gözlü olduğunu çıkarıyoruz. Hep kendini düşünüyor çünkü. O yüzden B seçeneği de çıkar. Bunu denemiş oluruz. Üçüncü cümlede bir anlayışın yanlışlığı vurgulanmıştır. Tüketim günümüz aşırı üretim toplumunun belki de en önemli sahip olma biçimidir derken arkadaşlar bakın herhangi bir yanlışlıktan bahsediyor mu 3. cümlede? Hayır. Dolayısıyla da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 3. soru bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Duyu aktarımının örneği vardır diyor. Arkadaşlar biz bunu nerede görüyoruz? Bakın şurada tatlı cilalı bir güneş derken tatlı sözcüğü nedir? tatma duyu organına hitap eder. Güneş görme duyu organına hitap eder. Dolayısıyla tatma duyu organı görme duyu organına aktarıldığı için duyu aktarımı vardır. Biz buradan A seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu eledik. Benzetmelere başvurulmuştur diyor. Peki bu nerede var? Bakın arkadaşlar. Nurdan bir asa gibi uzandı derken burada kastedilen şey nedir? Şimşektir. Şimşeği nurdan bir asaya benzetmiş. Dolayısıyla biz buradan da B seçeneğini çıkarırız. Bunu da elemiş olduk. Yalın bir anlatım benimsenmiştir diyor. Bu bir dursun. Betimleyici anlatım kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bakın havanın o anki durumunu betimleyerek anlatmış. Parçanın genelinden D seçeneğini de çıkarırız arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir diyor. Bakın ıslak hava, yaş gök, son vapur ifadeleri de nedir? Niteleyici sözcüklerdir. Bunu da elemiş olduk. Bu parçada yalın bir anlatım benimsenmediği için arkadaşlar doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki terim getirilemez demiş. Bakalım. Kısaca söylemek gerekirse bir yazı ya da konuşmanın iç donanımıdır. Sözü ve yazıyı besleyen şeydir derken neden bahsediyor? Tabii ki içerik yani konudan bahsediyor. Doğrudur bunu elemiş oluruz. Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne veya bir merkezden başka bir merkeze ulaşmasına iletişim denir. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yazdığı konuyu, çizdiği ve betimlediği karakterleri herkesten farklı çizerek bir sanatçı olmayı başarmış kişi nedir arkadaşlar? Herkesten farklıysa özgündür, doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yazarken sözcüklerin ilk anlamlarıyla yetinmemiş, düşüncelerini etkili ve yetkin bir biçimde anlatmak için nokta nokta göstermiştir diyor. Bakın arkadaşlar bu evrensellik midir? Tabii ki değildir. Evrensellik nedir? Tüm insanlığı ilgilendirecek konular işlemektir. Tüm insanlığa seslenebilmektir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olması lazımdı? İlk anlamları değil ikinci anlamlarında kullandıysa yoğunluk ifadesinin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 5. soru. Divan edebiyatına ait aşağıdaki terimler ilişkin özellik ve tanımlamaların hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Hamse aynı yazarın yazdığı 5 mesneviden oluşan eserlere verilen addır. Doğrudur elemiş olduk. Fars edebiyatından edebiyatımıza giren rubayı tek dörtlükten oluşur. Doğrudur elemiş olduk. Şairin kendi üstünlük ve erdemlerini anlattığı şiirlere fahriye denir. Kasidenin bölümüdür. Doğrudur elemiş olduk. Teskire edebiyatçıların kısa hayat hikayelerinin, yapıtlarının anlatıldığı biyografi kitaplarıdır. Doğrudur, elemiş olduk. Nakarat bölümlerinin yer aldığı tuyu bentlerden oluşan bir nazım şeklidir demiş. Arkadaşlar bakın nakarat bölümleri var, bentlerden oluşuyor. Bu tuyu değildir. Nedir arkadaşlar bu? Tabii ki şarkıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Baki 16. yüzyıl Osmanlı sahası Türk edebiyatının en büyük şairidir. 1566'da kanunun ölümü üzerine kanunu mersiyesini yazmıştır. Mersiye türünün şaheserlerinden sayılan yapıt mesnevi biçiminde olup bentlerden meydana gelmiştir diyor. Arkadaşlar bu eser mesnevi biçiminde değil kaside biçiminde yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bayburtlu zihni ve seyrani hakkında verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri ortaktır demiş. Bakalım. Çoğunlukla tasavvuf düşüncesini ele almaları yanlış arkadaşlar. Seyrani de böyle bir şey görmüyoruz. Elemiş olduk. Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmaları. Evet Bayburtlu zihni ve seyrani hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. İkiyi alabiliriz. Yergi ve taşlamalarıyla tanınmaları. Evet arkadaşlar, Bayburtlu Zihni ve Seyrani taşlamalarıyla tanınır. Bunu da almış olduk. Aşık edebiyatı sanatçılar olmaları. Evet, her ikisi de aşık edebiyatı sanatçısıdır. Bunu da almış olduk. Didaktik tarzda yazdığı şiirleriyle bilinmeleri. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 olan C seçeneği nedir? Doğru cevabımız olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış dizelerin ortak özelliğidir demiş. Bakalım. Ekmek dizimde yıldızlar ta uzakta. Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak. Öyle dalmışım ki sormayın. Bazen şaşırıp ekmek yerine yıldızları yiyorum. Bakılan her mevsim bütün bir ömrü saklar. Ellerini kaldırsalar yıllar dökülür. Birazdan yalıda sanki buluşacaklar. Bir yerde saat çalsa o sevgili görünür. Umut heykeli midir? Ay ışığı örtüşür. ifadelerinden. Divan şiir geleneğiyle yazılmaları Arkadaşlar böyle bir şey bahsedebilir miyiz? Hayır elemiş olduk. Ağır ve süslü bir dille yazılmaları. Hayır anlayabildiğimiz bir dili var. Bunu dilemiş olduk. Kafiye ve redife yer verilmesi değil arkadaşlar. Serbest ölçüyle yazılmış. Kafiye ve redif yok. Bunu dilemiş oluruz. Mecazlı söyleşire yer vermesi. Bu bir dursun. Hece ölçüyle yazılmaları. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız serbest ölçünün yazıldığını görüyoruz. Bu da yanlıştır. Mecazlı söyleyişler nerede var peki? Bakın yıldız yiyorum demiş burada. Aynı zamanda yıllar dökülür demiş. Ömrü saklar demiş. Bunlar mecazlı söyleyiştir. Her ikisine de vardır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki divan edebiyatı yapıtlarından hangisi bu düşünceye örnek gösterilemez demiş. Bakalım. Klasik Türk edebiyatı şiir merkezli bir edebiyattır. Sanatkarlar duygu ve düşüncelerinin ifade alanı olarak manzum söyleyişi yaylamışlardır nesre pek itibar etmemişlerdir. Çünkü bu anlayışa göre söz sanatının başlıca ifade tarzı manzum olanıdır derken ne diyor arkadaşlar? Şiir ön planda, nesir ikinci planda kalmıştır diyor. Bakalım eserlerimize. Sihamı kaza kimin eseri arkadaşlar? Nef'i'nin eseridir. Nef'i bunu nasıl yazmıştır? Şiir biçiminde yazmıştır. Bunu elemiş oluruz. Hayrabat arkadaşlar hatırlayın. Nabi'nin eseridir. Nabi bunu nasıl yazmıştır? Şiir biçiminde yazılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Vesile Tünnecat diğer adıyla Mevlid olarak bilinen bu eserin sahibi kimdir? Süleyman Çelebi'dir. Süleyman Çelebi bunu şiir biçiminde yazmıştır. Bunu da elemiş olduk. Bengübade bu da Fuzuli'nin eseridir. Fuzuli de bunu şiir biçiminde yazmıştır. Bunu da elemiş olduk. Miratül Memalik ülkelerin aynası anlamına gelen bu eseri yazan kişi kimdir? tabii ki seydi Ali Reis'tir. Peki bu eser ne türde yazılmıştır? Gezi yazısıdır. Yani değerli arkadaşlar nesir türünde yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru aşağıdaki beyitlerden hangisi bu parçada anlatılan şiir türüne örnek gösterilebilir demiş. Parçamıza bakalım. Türk Edebiyatı'nda hikemi şiir olayları dünyayı değerlendiren çeşitli konular işler özelliğini daha çok yol gösterici, düzeltici, eğitici konulara yer vermesinden alır. Mesaj verme amacı gözetildiği için anlatımın kısa ve özlü olmasına özen gösterilir demiş. Seçeneklere baktığımızda Eylül'de melil oldu gönül soldu da lale bir kalküle meynetti gönül geldi bu hale derken sevgiliden bahsediyor. Eğitici bir yanı yok bunu elemiş oluruz. Arzı hal etmeye cana seni tenha bulamam seni tenha bulacak kendimi asla bulamam ifadesinde yine sevgili hitap ediyor. Bunu denemiş oluruz. Mezardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır ifadesi sevgili hitap ediyor. Bunu denemiş oluruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde ifadesi. Aradığımız cevap budur arkadaşlar. D seçeneğinde sanatçı mesaj verme amacı güttüğü için, öğüt verdiği için, nasihat verdiği için, eğitici olduğu için doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Çünkü bu parçada yazar kişinin lafına bakılmaz, yaptığı işlere bakılır diyor arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. Şeyh Galib'in ünlü mesnevisi nokta nokta adlı yapıtla derken Şeyh Galib'in ünlü mesnevisi nedir? Hüsnü aşktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu eledik, bunu eledik, bunu da eledik. Hikayenin işlenişi bakımından Fuzuli'nin nokta nokta adlı mesnevisi ve Gül Şehri'nin Attar'dan çevirdiği nokta nokta adlı mesnevisinin etkileri vardır. Arkadaşlar Fuzuli'nin en güzel mesnevisi nedir? Leyla ile Mecnun mesnevisidir. Bunu elemiş olduk arkadaşlar. Bakın Leyla ile Mecnun Gülşehir'in attardan çevirdiği eserin adı da Mantuku Tayır'dır. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 12. soru. Yukarıda verilenlerden hangileri aynı edebi türe ait yapıtlardır demiş. Bakalım. Tazarruname Sinan Paşa'nın eseridir arkadaşlar bu. Sizin de bildiğiniz gibi Süslü Nesrin en güzel örneğidir. Miratül Memalik Seydi Ali Reis'indir. Ülkelerin aynası anlamına gelir. Gezi kitabıdır. Keşfü Arkadaşlar bu da Katip Çelebi'nindir. Katip Çelebi bunu mesnevi şeklinde kaleme almıştır. Seyahatname Evliya Çelebi'nin eseridir. Evliya Çelebi bu eseri gezi kitabı olarak kaleme almıştır. Tuhvetül Harameyn bu da Nabi'nin eseridir. Nabi bu eseri arkadaşlar gezi kitabı türünde kaleme almıştır diyebiliriz. Dolayısıyla bize aynı türde olanları sormuştu. Bakın 2, 4 e, ve 5 numaralı eserler aynı türdedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru. Yukarıdaki beyit aşağıdaki yapıtlardan hangisinden alınmış olabilir diyor. Bakalım. Bu Kün Toktu ilik didim sözbaşı yürügin ayağın ay etki kişi ifadesinde arkadaşlar Kün Toktu ifadesi nerede geçiyor? Kutadgu Bilig adlı eserde geçiyor. Hatırlayın ilk sembolik ilk alegorik eser olarak bilinmektedir kün toğdu, ay toğdu, ökdülmüş, bunlar hepsi Kutatku birlikte geçilen sembolik kahramanlardı. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 14. soru. Yukarıda birinci grupta verilen sanatçılardan hangisi ikinci grupta verilen kavramlardan biriyle ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Nedim neyine meşhurdu arkadaşlar? Hepinizin bildiği gibi Nedim mahalleşme akımıyla meşhurdur. Neşati neşati de sevki hindi akımıyla meşhurdur. Enderin nüvasıf arkadaşlar bu da mahalleşme akımıyla ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Nergisi bu da süslü nesriyle ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Şeyyat Hamza buradakilerden herhangi biriyle ön plana çıkmadığı için doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Şeyyat Hamza'nın biliyorsunuz arkadaşlar Yusuf'u Züleyha Mesnevisi vardır. Onunla ön plana çıkmıştır. Bu parçada söz edilen tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Sosyal fayda peşinde koşan bir yazar olarak yazarın hikaye ve romanda ulaşmaya çalıştığı hedef, Türk halkında çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve yaşayış tarzını değiştirmektir. Bunun içindir ki hikaye ve romanlarında dikkatini en çok topladığı noktalar, batıl inanışları ve zararlı adetleri eleştirir. Yazar, halka okuma zevkini aşılamak için büyük bir çaba sarf etmiştir diyor. Arkadaşlar altı çizili yerlerden anladığımıza göre bu sanatçı kimdir? Tabii ki Ahmet Mithat Efendidir arkadaşlar. Biliyorsunuz halka okuma zevkini aşılamak amacıyla 200'e yakın eser vermiştir. Bundan dolayı da yazı makinesi olarak bilinir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Recaizade Mahmut Ekrem tamamıyla batılı bir metoda sahiptir. Batıdaki edebiyat tekniklerine ait eserlerden de faydalanmak suretiyle yazdığı Rumuzul Edeb bu devirde Tanzimat döneminin esaslarını açıklayan en mühim eseri olduğu gibi Zemzemen'in ön sözü, Takdir Elhan, Pejmürde'deki bazı parçalar onun şiir hakkındaki dikkate değer düşüncelerini açıklar ifadesinden. Arkadaşlar bakın Rumuzul Edeb adlı eser kimindir? Recaizade Mahmut Ekrem'in değildir arkadaşlar. Bu eser hepinizin bildiği gibi Sami Paşa Zade arkadaşlar Sezai'nin eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Servet Fun'un hareketinin öncülerinden biri olan sanat anlayışında geçirmiş olduğu iki ayrı zıt safhaya uygun olarak ayrı özellikler gösterir. Birinci safhada aşk ve tabiat konularını işlerken, ikinci safhada hürriyet ve medeniyet gibi sosyal konuları işlemiştir ifadelerinden. Cenab-ı Şahabettin olduğu arkadaşlar çıkarılabilir mi? Çıkarılamaz arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Tevfik Fikret. Evet arkadaşlar doğru cevabımız Tevfik Fikret olacaktı. Hatırlayın ilk zamanlarda bireysel konular işliyor. Daha sonra 1901'den sonra Ahi adındaki evine çekildikten sonra da toplumsal konulara, sosyal konulara değindiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. Tanzimat şairlerinin hepsinde sanat toplumsal bir nitelik taşımaz. Nitekim Tanzimat şiirinin ikinci kuşak sanatçılar olarak bilinen nokta nokta Bireysel nitelikli temalar işlemiştir diyor. Arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi birinci dönem sanatçısıdır elemiş olduk. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan doğru cevabımız olabilir. Dursun bir. Şinasi birinci dönem, Ziya Paşa birinci dönem, Abdülhakamit Tarhan, Ziya Paşa, Ziya Paşa'yı da eledik. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhakamit Tarhan hem bireysel nitelikli konular işlemiştir. Hem de Tanzimat'ın ikinci dönem sanatçısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 19. soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir diyor. Parçayı okumaya gerek yok. Vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Sanatçıların eserlerini sormuş zaten bize. Tarık Buğra var bakın. Sabahattin Ali var. Memduh Şevket var. Said Faik var. Ahmet Hamdi Tanpınar var. Arkadaşlar içimizdeki şeytan kimin? Bu... Sabahattin Ali'nin eseridir arkadaşlar. Buradan A seçeneğini çıkarmış olduk. Bunu eledik. Mendil altında kimin eseridir? Bu da arkadaşlar Memduh Şevket Esendal'ın eseridir. Buradan B seçeneğini çıkardık. Bunu da olduk. Siyah Kehribar. Arkadaşlar bu da Tarık Buran'ın eseridir. Buradan da C seçeneğini çıkardık. Bunu da olduk. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseridir. Bunu da çıkarmış olduk. Bunu da eledik. Geçmiş zaman köşleri. Arkadaşlar bu eser tabii ki Abdülhak Şinasi Hisar'ın eseridir arkadaşlar. Bu da parçada yer almadığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 20. soru Orhan Veli Kanıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şiirlerinde anlaşmazlıklar dışlanır ve anlam şiirin en önemli niteliği olarak öne çıkar. Doğrudur arkadaşlar. Şiirde nazım biçimi biçimsel yapı ve imge sistemi bakımından radikal değişimlere gider. Doğrudur. İkinci dizenin daha kolay hatırlanması için bir araç olarak kullanıldığına inanılan ölçü ve kafiyeyi şiirden dışlar. Bu da doğrudur. Mizah ve ironi yoluyla eleştirel şiirler ortaya koyar. Bu da doğrudur. Şiirde basitlik, sadelik ve alaladelik ilkesinden uzak, edebi değer taşıyan unsurlara yer verir diyor. Arkadaşlar garip bakımının en önemli özelliği zaten basitlik, sadelik, aleladelik değil miydi? Evet. Orhan Veli de garip bakımın içinde. Dolayısıyla bu uzak ifadesi yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 21. soru. Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt birlikte verildiği şaire ait değildir demiş. Menih Cevdi Tanday, Rahatı Kaçan Ağaç. Doğrudur arkadaşlar. Elemiş olduk. Oktay Rıfat Horozcu, Yaşayıp Ölmek. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Sezai Karakoç Güneşi Yakanların Selamı arkadaşlar yanlıştır. Sezai Karakoç'un değildir bu eser. İlhan Berkin eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi Turan Oflazoğlu'na ait tiyatro yapıtlarından biri değildir demiş. Kösem Sultan Turan Oflazoğlu'na ait. Deli İbrahim Turan Oflazoğlu'na ait. Sokrates savunuyor Turan Oflazoğlu'na ait. Genç Osman, Turan Oflazoğlu'na ait. Hürrem Sultan, arkadaşlar Turan Oflazoğlu'nun değil. Bu eser kimindir? Tabii ki de Orhan Asena'nın eseridir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 23. soru. Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. tazimat 1. dönemi ile 2. döneminin karşılaştırıldığını görüyoruz. 1. Dilde sadeleşme düşüncesi savunulmuştur dilde sadeleşme hareketi önemsenmemiştir diyor. Doğrudur, elemiş oldu. Şiirlerin çoğu biçim bakımından, eski içerik bakımından yenidir. Şiirler hem içerik hem de biçim bakımından yenidir. Doğrudur, elemiş oldum. Öğretici metinlerin ilk örnekleri verilmiştir. Öğretici metinlere fazla ilgi duyulmamıştır. Doğrudur. Romanda romantizm akımının etkisi vardır. Realizm akımı özelliklerini taşıyan roman ve öyküler yazılmıştır. Doğrudur. Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır doğrudur. Divan nazım şekilleri terk edilip sone, terzarima gibi nazım şekilleri kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar sone, terzarima, triole, balat gibi nazım şekilleri nerede kullanılıyor arkadaşlar? Hatırlarsanız servet fünunda kullanılmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 24. soru. Yukarıdaki numaralandırılmış bildiri aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından benimsenmiştir diyor. Şiirde geleneğe bağlı her şey ölçü, uyak ve nazım biçimleri atılmalı. Serbest nazım kullanılmalıdır. Üslup yeni hayata egemen olan sanayi ve makinenin dinamizmine hızın güzelliği ve uygun olmalıdır. İfadesinde bakın makineden bahsetmiş, hızdan bahsetmiş, serbest ölçüden bahsetmiş bunlar anahtar kelimelerimiz. Yahya Kemal midir? Tabii ki değil. Faruk Nafız Çamlıbel? Değil. Nazım Hikmet? Evet arkadaşlar aradığımız cevap budur. Nazım Hikmet hem fütürizm akımından etkilenerek makine seslerinden hızdan etkilenmiş hem de edebiyatımızda serbest nazımla şiir yazan ilk sanatçı olma özelliğini göstermektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.